Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısı İrem Su Hanım'la masanın başında kafa kafaya verdik. Stratejilerini tartışıyoruz. Yalanıyla başladım ama hiçbir şey tartışmadık. Hiçbir şey. Ne var ne yok? İyi, sizden ne haber? Nasılsınız? Sizden ne haber mi? Evet, ben çok heyecanlandım. İrem Su Hanım. Çok korkunç. Siz sunuculuk falan yapıyormuşsunuz. Evet, aslında öyle. Evet. Çok dün güzel. Sizin dijitale yaptığınız programın sahnesinde sunuculuktan indiğimde buradan arandım. Ve ben buraya 2 sene önce falan başvurmuşum. Çok garip oldu. Evet, anca işte oldu. Sıra anca gelmiş. Sahneye gelince. Ay çok korkunç. Yanaklarım titriyor. Yanaklarım titriyor. Evet. Belli olmuyor. İnanın. Olmuyor değil mi? Yok, görünmüyor. Yok. Tamam, o zaman iyi. İçeriden titriyorlar demek ki sevgili izleyenler. Biz buradan göremiyoruz. Neler yapıyorsunuz? Okuyorum. Evet. Üniversitesinde işletme mühendisliği okuyorum. Harika. Son senem bu sene. Bitiyor da. Evet, bitiyor. Çok iyi. Aynı zamanda çalışıyorum bir yerde, misafir ilişkileri yapıyorum. Hı hı. Bir yandan 3 senedir sunuculuk yapıyorum. Çok iyi. Böyle evet, çok şey yapıyorum. Harikulade. Peki hedefiniz nedir? Sunucu olmak istiyorum galiba. Sunucu olmak istiyorsunuz galiba. İyi. Var mı peki bununla ilgili eğiliminiz? Yani yapıyorsunuz da daha profesyonel olması açıkçası için bir şey olsun. Hiçbir eğitimim yok. Ve işte böyle belki çok, alırsınız. Evet, çok şans eseri başladı okulda. Hı-hı. Küçük bir şeyden başladı. Küçük küçük lansmanlar, ödül törenleri. Keyif aldınız. Evet. Tamam. Aynen. Seviyorsanız devam edersiniz inşallah. İnşallah. İşletme mühendisliği de iyi bölüm bu arada. Çok seviyorum, evet. Onu da seviyorsunuz. Evet. Onu da belki arada yaparsın. Evet, zaten paranın olduğu her şeyi yapabilen bir bölüm olduğu için birçok sektörde... Tuhaf bir cümle oldu. Nasıl devam edeceğim ben şimdi? Ama gayet iyi devam ediyorsunuz, bir şey olmaz. Bol bol harf alacağım. Alın. Anıl Can Bey'e son soruda gelen atak size başta gelsin. Ben evet. Hiç ver harf ver. Bol bol. Aynen. Harika. Şu an daha iyi hissediyorum. Tamam, rahatlayın diye sohbet ediyoruz zaten. Peki kafanızda planladığınız böyle bir puan var mı? Yok. O da yok. Yok. Yani çok iyi. Söyleyeyim mi sayayım? Yok, 7.000 falan. Yok. Hayır canım, yoksa niye söyleyeceksin? Yok, güzel bir puan elde etmeyi düşünüyorum. Çok güzel. Onu söyleyeyim. Çok güzel. Yoğurtladı bizi şu an. Aklımda gram bir şey yok şu an sevgili izleyenler. Biraz öyle. Şu an sadece hayatta kalmaya çalışıyor İrem Su Hanım. Ama burada olmak çok keyifli. Sizinle olmak çok keyifli ve gerçekten eğlenmeye geldim. Bunu çok teşekkür ederim. İyi yaptınız. Evet. Doğru yerdesiniz açıkçası. Şöyle bir rahatlığınız var. Gün birincisi olabilmek için Anıl Can Bey'in arkasından 23 harf alabilirsiniz. Evet, neredeyse bir Türkçe alfabe. Hayat söylemişti bana buraya geldiğim arkadaşım. Evet. Sen yanlışlıkla birinci olabilirsin diye. Bakalım. Bakalım. Arkadaşınız size hakaret etmiş olabilir. Yine siz bilirsiniz o benim ama. Beyanlarımdan doğan bir sonuçta olabilir. Anladım. O beni ilgilendirmez. Evet. Evet. Başlayalım mı? Çünkü başlayamayacağız. Başlayalım. Tamam. Hanımlar beyler, ilk sorumuz geliyor. Yabani karşıtı. İnsani yani. Değil. Yabani karşıtı mesela. Yabani hani vahşi. Yabani vahşi. Olmayan. Asil hani böyle. Yok. Vahşi mesela vahşi. Doğa. Bir de. Canlılar için daha çok kullan. Evcil. Evcil. Değil işte evcil. O 5 harfli. Evcil. Biz 4 harfli oluyoruz. Uysal yok. Gibi bir şey. Harf alayım mı? Alın harf alayım ben. Bir harf alalım. Yapalım. Bir tane daha alalım. Alayım. Aldık. Bir tane daha aldık. Durduruyorum. Durdurduk. Ehli. Doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Helal olsun size. Gelsin. Birbirine bitişik büyük yapılar. Bina. Değil efendim. Basit ama. Hiç endişelenme. Birbirine bitişik binalar var, apartmanlar onlara var. Biz birbirine bitişik olunca biz onlara bina demeyiz her birine. Onlara harf verirler. A, B, C. Ne derler? Blok doğru cevap. Efendim 5 harflilere geçtik. Bir canlı türü soracağız. Gelsin bakalım nasıl soracağız. Adı mecazen kabadayı erkek anlamında kullanılan bir canlı türü. Bunu şimdi İrem Su Hanım nereden bilsin? Kabadayı erkek yani bu argo mu? Yok değil. Yok. Mecazen. Yani işte, yok. Cümleyi anlamadım bile. Bir harf alın. Harf alayım ben. Evet, harf aldık. Kabadayı erkek. Dediğim dedik böyle. Hiç öyle düşünmeyin. Böyle bir kabadayı resim olarak gözünüzün önüne getirin. Hatta nokta noktalanma denir. Dayı. H ile başlayan bir canlı söyleyin ya. Yok, harf alayım ben ya. Harf alın efendim. Yani durdum şu an. Evet. Harf alayım. Bir tane daha. Bildiniz. Horoz ya. Horoz efendim. Horoz. Horoz doğru cevap. 5 harflerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük gelecek cevap olarak İrem Su Hanım'dan. Soru bizden. Sahnede oynanmak için yazılmış oyun. Sahnede oynanmak için yazılmış. Yani tiyatro, tekst. Değil. Metin. Değil. Skeç. Fransızca kökenli. Skeç değil. Değil. Piyes. Değil. Allah. Çok emindim göz göze. Tiyatro edebiyatı gibi düşünün. Hatta bazı dizilere böyle denir. Sitcom yok. Değil, hayır, alakası yok. Mesela üzücü dizilere ne diyoruz? O... Drama. Drama doğru cevap. 6 harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime ama kendi memleketinde birleşip gelmiş. Yani birleşik kelime olarak düşünürseniz kafanız biraz karışabilir. Karıştı. Ekstra bir şey söylemiş oldum gibi düşünün. Gelsin sorusu. Bazı yükümlülükleri yerine getirmek için yapılan manevi arınma ritüeli gibi bir şey. Ne o? Manevi arınma ritüeli. Böyle katarsis. Değil. Yani hisle ilgili bir şey değil. Ritüelin kendi. Yoga gibi. Gibi mesela. Yoga var. Harf alayım mı? Alın. Harf alayım ben. Çok basit düşünün. Böyle. Mesela Ramazan ayındayız. Kendimizi terbiye ediyoruz. Hani irademizi falan gibi bir şey. İbadet etmek için bir ritüel yaparız. Bilirsiniz bunu ya. Tamam artık durdurayım. 1 dakika 30 saniye. Ona hiç bakmadım. Evet. Yani ibadet etmek için öncesinde bir ritüel gerçekleştiririz. Abdest. Abdest doğru cevap. Hiç öyle düşünmüyorum. Öyle oluyor. Yoga'ya bir gittim, oradaydım. Aynen. Ben zaten o yüzden geri getirmeye çalıştım. Yoga'nın matında mı kaldınız orada? Geri gelemedim. Efendim 6 harflerden devam ediyoruz. Süreniz çok az, artık hızlı. Evet, onu hiç harf alıp durdurun süreyi, gerekiyorsa. Tamam, durduruyorum. Efendim mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Argo'da kaçmak, sıvışmak. Argo'da çok kaçmak, basit sıvışmak. Düşünün. Araya kaynamak. Hayır ya. Yani vın. İşte ne bir şey denir ona. Hadi nokta nokta. Hadi kayalım. Yok hadi kaçmak, sıvışmak. Buradan. Tüyelim. Evet. Tüymek. Tüymek doğru cevap. 7 harflilere geçtik. Efendim, çok komik miyim? Efendim? Çok komik görünüyor muyum? Hayır. Tamam. Yani iyi görünüyorsunuz. Kastettiğiniz ne? Dalga geçilecek şekilde görünüyor mu? Asla öyle görünmüyorsunuz. Tamam, yok. Okay. Yani bence. Seyirciler ne düşünüyor bilemem. Pardon. Evet. Bir kelimenin kısaltılmış hali gibi. Böyle bir kelime. 7 harfli. Gelsin sorusu, bence bileceksiniz. Kalpte oluşan elektriksel etkinliğin grafik halinde kaydedilmesi yönteminin kısa adı. Biliyorum ben bunu. Evet, biliyorsunuz. Harf alayım. Harf aldınız. Şimdi şu değil mi? O evet, değil mi? Evet. Çekilir. Röntgen. Değil efendim. Değil işte o. Orada bakın kalpte oluşan elektriksel etkinliği. Biliyorum ya o işte. Grafik halinde kaydedilmesi yöntemi. Elektriksel. Elektrik. İşte sondaki 2 harfi de bilin be İrem Su Hanım. Elektrik. Elektrik ne be? Hayır, müziği vardır bunun. Elektronik. İşte tamam, o kadar gitmeyin. Elektro. Elektro doğru cevap. Ben bundan bahsetmiyorum. Ben bambaşka bir şey düşünüyorum. Siz ne EKG'yi Ben diyordunuz. Öyle bir şeylerdeydim, evet. EKG. Zaten elektrokardiyografi demek EKG. Aslında bunu kastediyordunuz. İşte bunu bile öğrenmem buraya gelmeme yetti, biliyor musunuz? Gerçekten. Elektro. Değdi demek istediniz. Değdi, evet. O da yanlış. Olsun. Çok güzel gidiyorum bu arada. Çok harika gidiyorsunuz. İlk 7 soruyu devirdik. Yarışmanın tam ortasındayız ve inanır mısınız? Anıl Can Bey'in yarışmanın ortasındaki puanından daha yüksek bir puandasınız şu an. 2900 puanınız var. Aa. Yalnız sürede çok büyük problem sizi var. Gerçekten çuvala koyup duvara vurmuş durumda. Basıyorum, şu an Anıl Can Bey. Tamam. 1 dakika 19 saniye. Tamam, olsun. Harf almaktan çekinmeyin. Tamam, harf alayım şimdiden. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Bir alayım. Kelimeyi alayım o zaman önce. Aynen. Hayat gülmesin lütfen. Onu bir rica edebilir miyim? Hayat Hanım'ı dışarı atalım ister misiniz? Olabilir. Çünkü sizin arkadaşlığınız bitti bugün. Bitti, ben size söyleyeyim. Evet. Efendim 7 harfli ikinci soracağımız kelimenin cevabı Arapça, Farsça kırmızı bir sıfat. Kırmızı. Karması. Karması. Evet. Tamam. Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan kimse. Harf alayım. Kişisel yarar yani genelde anneler anaç, için söylenir. O geldi aklıma. Hani saçını süpürge etti gibi. Ne o işte? Ne yapmış? Kendini feda etmek. Feda etmek. Fedakar. Fedakar doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir sıfat soracağız şimdi size. Gelsin bakalım sorusu. Göze çarpıcı, gösterişli. Niye bastın? Ne bileyim ben ya. Ay. İrem Su Hanım. Atak geçirdiniz herhalde. Gaza geldim fedakardan. Göze çarpıcı, gösterişli. Evet. Şaşalı. Değil. Böyle daha böyle... Janti gibi bir şey. Ha. Klas. Değil. Hangi kökenli? Ama ne yapacaksınız kökenli? İtalyanca kökenli. Bildiniz mi? Ben çok... Gerçi o gaz gitti bile. Çok aşağı. Çok pardon. Caka anlamına geliyor böyle. Cakası. Aa ne kadar... Havalısın. Gibi ha. Aa ayakkabın ne kadar nokta noktalı. Havalı yani. Afili gibi bir kelime. Afakanlar bastı değil. Benim. Yok, ah be İrem Su Hanım ya. Aa, bilemez misin? Olsun. Vallahi mi? Bilemez. Ya bilirdim de yani. Bilirdiniz hani bugün. Harf alsaydı evet. Bilirdiniz. F gelseydi olabilirdi. Neyse. Yani birkaç tane daha alabilirdim. Şansın bitti mi? Bitti. Tamam. Artık bakın istediğiniz kadar olsun. Harf. Evet daha iyi oldu biliyor musun? Geze geze aynen, evet. Tamam. Şimdi efendim 8 harflerden devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Fiziksel temas içeren absürt muziplik. Harf alayım. Harf alayım. Tamam bilirsiniz. Tamam durdurun. Ya aklıma niye durdurun? Fiziksel temas düşünün. El. Heh tamam. El şakası. El şakası doğru cevap. Acık kendinize inanın ya İrem Su Hanım. Hiç her şeyi bilemeyecekmişsiniz gibi düşünüyorsunuz. Düşüncelere daldım. Fiyakalı olmadı. Fiyakalı basmak kalpleri olmadı. Kırdı. Evet, evet. Orada ama gerçekten laps diye neye? Hani, hiç fedakara dedim evet. Ya öyle bir bilince çok havalı hissettim kendimi. Fiyakalı hissettim. Yani keşke hissettiğiniz şeyi de söyleyeydiniz. Evet. Evet. Olsun. Neyse. 9 harflilerdeyiz efendim. Biz zarf soruyoruz ki siz zarf seversiniz. Zarfı çok severim. Aynen evet. Zarf kim sevmez. Gelsin bakalım zarf severler için geliyor. Çok. Aracılığıyla, vasıtasıyla, yardımıyla anlamlarına gelen bir söz. Ondan sebep. Gibi bir şey. Yani. Tam olarak böyle bir şey. Hayır dur. İşte benim de problemim bu biliyor musunuz? Benim basmak. Hayattaki de erken basmak. Saçma beyanlar var burada şu an. İrem Su Hanım'ın erken basmak gibi bir problemi var. Ondan sebep. Yani ondan da mı doğruyum, sebepte mi doğruyum? Öyle söyleyemiyorum. Ondan sebep gayet iyi. Onun ... Onun sebebiyle. Yani ondan mütevellit. Gibi bir şey. Onun sebebiyle büyük kazanç elde ettik gibi düşünün. O sebebiyle yerine kelimeyi. Ondan ötürü. Ay, yok. Gibi bir şey. Ondan ama ben çok şey evet. Yok. Yok. Olsun. Sayesinde. Ya. Zaten gelmez. Zaten gelmez. O yüzden çok mutlu oldum. Hiç problem yok. Gayet iyi keyfimiz yerinde. O zaman bütün heyecanım gitti ve çok eğleniyorum. İyi süper. Şu an gerçekten çok mutluyum. İyi gayet başında evet. Heyecanlıyken de eğleniyor gibiydiniz ama hiç şey yapmayın. Öyle yapmaya çalışıyordum. Şu an gerçekten çok eğleniyorum. İyi numara yapıyordunuz yani. Şaka. Evet. Efendim 9 harflerden devam ediyoruz. Birleşik kelime olan bir canlı türü cevabı isteyeceğiz. Gelsin bakalım sorusu. Çoğunlukla hamam böceğiyle karıştırılan tarıma yararlı ve genellikle parlak siyah renkli bir böcek. İki kelime. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Bir tane daha aldık. Harf alayım. Bir tane daha aldık ya. Evet. Kara Fatma. Kara Fatma doğru cevap. 10 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soracağız. Allah aşkına basmayın. Harf almanız lazım. Buyursunlar. Olmak, meydana gelmek anlamlarına gelen bir tabir. Harf alayım. Aldık. Harf alayım. Aldık. Sizce? Harf alayım. Vesile olmak yok. Değil. Olmak meydana gelmek. Olmak doğru. Yok değil. O da değil. Olmak zaten yazıyor. Evet. Olmak meydana gelmek anlamlarına gelen bir tabir. V ile mesela o aynı sesli harfle devam etseniz. Vo. Aynı sesli harf diyorum. Aynı. Ha vu. Ha. Vu. Araya bir sessiz koyun. Vul. Vuk. Ha? Vuku bulmak. Vuku bulmak doğru cevap. El ele verdik. Gerçekten son soruya kadar geldik sevgili izleyenler. Yaptık bunu. Evet. Harikulade bir sonuç bence. En azından süremiz bitmedi. Evet. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Son soru. Aa, tamam. Ve bankacılıkla ilgili. Yani ne alakası var? Evet, ne bileyim işte işletme mühendisliği, parayla ilgili. Ha evet oradan doğru. Arkadaşınız doğru. Ekonomi okumuş falan vardı evet, bir evet, şey falan iyi. Diye. Lütfen. Düşünerek şey yaptım. Yapıştırın efendim soruya. Bazı banka işlemlerinin ve para miktarının dökümünü gösteren cetvel. Ay sonu gelen mi? Evet. Durdurayım ben. Durdurayım. Bir tane harf alayım. Bir tane harf aldık durdurayım. Evet. Hesap dökümü. İyi başladınız. Hesap. Evet. Dökü. Döküm öyle diyorum ya. O yüzden döküm soru da var. Ne? Aa, döküm var. İşte, hesap. Hareketi yok. Hayır orada harf var efendim. Onunla devam edin. Hesap özeti. Evet hesap özeti. Evet. Doğru cevap. Çok ilginçti ama gayet çok güzeldi. İyiydi. Evet çok eğlenceli. İrem Su Hanım 4500 puan aldınız. 6 saniye süre arttırdınız falan boş verin. En evet. Çok siz eğlendiniz. Evet çok da memnun oldum. Biz de çok eğlendik. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Gayet iyiydi bence. Bir daha yarışırsanız Hayat Hanım'la gelmeyin. Evet, onda bir problem. Aynen, bence o evet. Yani bu arkadaşlık bitti burada. Evet, bitti. Bana sorarsanız. Büyük geçmiş olsun. Belki de daha iyi olur bundan sonra. Böyle bir şey bağlanıyormuş bunlar. Bağlandı bile. Bağlandı inanır mısınız? İrem Su Hanım. Hanımlar beyler İrem Su Hanım'ı alkışlarla uğurlayacağız ve 3. yarışmacımız gelecek.